dedicated and loving parents, one of five brothers and sisters in the home, that basically I was a normal person. 20. yüzyılın sonlarında en azılı suçlulardan biriydi ve 1970'lerde en az 20 kadını öldürdüğü biliniyordu. Amerikalı seri katil ve tecavüzcü olan Theodore Robert Bundy veya yaygın bilinen ismiyle Ted Bundy. Ted Bundy 24 Kasım 1946'da Burlington, Vermont'ta doğdu. Gayrimeşru doğumu derinden dindar ebeveynlerini küçük düşürdüğü için annesinin gizli utancı olarak hayata başladı. Louis, Teddy Vermont'taki evli olmayan anneler için bir eve teslim etti ve daha sonra oğlunu Philadelphia'daki ebeveynlerine getirdi. Eleanor Louise Cowell, oğlu Teddy doğurduğunda 22 yaşında ve bekar bir kadındı. Ted'in iş arkadaşı ve The Stranger Beside Me kitabının yazarı Anne Rule'a göre Ted'in babası bir hava kuvvetleri gazisi ve Penn State mezunu olan Lloyd Marshall olabilirdi. Diğer kaynaklarda Ted'in babasının adı Jack Worthington, bazı söylentiler ise babasının aynı zamanda büyük babası olduğu yönündeydi. Ted'in doğum belgesi babasını bilinmeyen olarak listelediği için biyolojik babasının kimliği asla doğrulanamadı. Gayrimeşru bir çocuk olduğu gerçeğini gizlemek için Bundy, büyük anne ve büyük babasının evlatlığı olarak yetiştirildi ve annesinin kız kardeşi olduğu söylendi. Görünüşte Bundy, işçi sınıfından bir ailede büyüdü. Erken yaşta ürkütücü şeylere alışılmadığı bir ilgi gösterdi. 3 yaşındayken bıçaklara ilgi duymaya başlamıştı. Utangaç ama zeki bir çocuk olan Bundy, okulda başarılıydı ama akranlarıyla iletişim kurmakta değildi. Ted Bundy 1972'de Washington Üniversitesi'nden psikoloji derecesiyle mezun oldu ve sonra Utah'ta hukuk fakültesine kabul edilmişti. Ancak mezun olup diplomasını hiçbir zaman alamayacaktı. Washington Üniversitesi'nde bir öğrenciyken Bundy, Kaliforniya'dan zengin, güzel bir genç kadına aşık oldu. İstediği her şeye sahipti. Para, sınıf ve nüfus ancak ayrılıklarıyla yıkılmıştı. Bundy'nin sonraki kurbanlarının çoğu kolej kız arkadaşına benziyordu. Uzun, siyah saçlı, çekici öğrencilerdi. ''1970'lerin ortalarına gelindiğinde Bundy kendini dönüştürdü. Dışa dönük olarak kendinden emin ve sosyal ve politik konularda daha aktif hale geldi. Kampanyası üzerinde çalıştıktan sonra Washington'ın Cumhuriyetçi valisinden bir tavsiye mektubu bile almıştı. Ted Bundy'nin ilk cinayeti 31 Ocak 1974'te Seattle'daki Bodrum katındaki evinden arkasında kanlı çarşaflar ve dolabında asılı kanlı bir gecelik bırakarak ortadan kaybolan Linda Hale olmuştu. Birkaç blok ötede genç Susan Clark birkaç hafta önce yatağında saldırıya uğramış ve dövülmüştü. Ancak ezici yaralanmalardan kurtulup sonunda iyileşecekti. Polisin henüz herhangi bir örüntüye dair ikna edici bir kanıtı yoktu. Ancak gelmesi uzun sürmeyecekti. 12 Mart'ta Donna Gail Manson, Olympia, Washington'daki bir konsere giderken kayboldu. 17 Nisan'da Susan Rancourt, Ellensburg'da bir Almanca film izlemeye giderken ortadan kayboldu. 6 Mayıs'ta Roberta Parks, Corvallis semtinde gece geç saatlerde yaptığı bir yürüyüşten geri hiçbir zaman dönemedi. 1 Haziran'da Miranda Bell, Seattle'daki Flame Tavern'den bilinmeyen bir adamla ayrıldı ve sanki yokmuş gibi ortadan kayboldu. 10 gün sonra Georgian Hawkins, erkek arkadaşının dairesiyle Seattle'daki kız öğrenci yurdu arasında bir yerde kaybolan kayıp kadınlar listesine katıldı ve artık dedektiflerin elinde birçok kayıp vaka vardı. Kaybolan kadınların hepsi genç, çekici, omuz hizasında ya da daha uzun siyah saçları olan kadınlardı. Cinayet dedektiflerinin elinde henüz cesetleri yoktu ancak davanın mutlu sonla biteceğine dair sahte yanılsamaları beslemeyi reddettiler. Çok fazla kurban vardı ve en kötüsü henüz gelmemişti. 14 Temmuz'da yazın güneşin ve su sporlarının tadını çıkarmak için Sammamish Gölü kıyılarında bir kalabalık toplanmıştı.
gün sona erdiğinde büyüyen kayıp kadın listesine iki isim daha eklenecekti. Janis Ott ve Dennis Naslund arkadaşlarının görüş alanında ortadan kaybolmuşlardı. Ancak bu sefer polisin belirsiz bir ipucusu vardı. Yoldan geçenler Janis Ott'u bir kolu askıda bir adamla konuşurken gördüklerini hatırladılar. Kendisini Ted olarak tanıttığı duyulmuştu. Elindeki bu raporla dedektifler Sammamish Gölü'nde Ted'in kendilerine yaklaştığı diğer kadın tanıkları ortaya çıkardılar. Her durumda arabasına bir yelkenliği sabitlemek için yardım istemişti. Şanslı kadınlar reddetmişti ama biri Ted'i küçük Volkswagen'in park ettiği yere kadar takip etmişti. Herhangi bir yelkenliden iz yoktu ve yaptığı açıklama teknenin tepedeki bir evden alınması gerektiği yönündeki açıklaması kadının vazgeçmesine ve şüphelenmesine neden olmuştu. Polis tarafından yayınlanan Ted referansları bir üniversite öğrencisi Theodora Bundy'ye atıfta bulunan şüphelileri bildiren bir dizi çağrıya ilham verdi. Yetkililer izin verilen süre boyunca her ipucunu kontrol etti. Ancak Bundy bir hukuk öğrencisi ve kanun ve düzen siyasetinde aktif olan genç cumhuriyetçi olduğundan ve bir keresinde bir vatandaşı tutuklamak için birkaç blok ötede bir soyguncuyu kovalamıştı. Şüphelileri ihbar eden o kadar çok telefon vardı ki Kenya'da basit bir aşırı hevesten dolayı yapılmış olabilirdi ve Bundy'nin adı bir an için unutulmuş sayısız kişiyle birlikte dosyalandı ve suçlanmadı. Eylül'de avcılar Sammamish Gölü'nden birkaç mil uzakta ormanlık bir yamaçta derme çatma bir mezarlık buldular. Sonunda Janis Ott ve Dennis Naslund'un kalıntılarını tanımlamak için diş kayıtları gerekliydi. Bu kadınlarla birlikte bulunan üçüncü bir kadının iskeleti ise tespit edilemedi. 5 hafta sonra 12 Ekim'de başka bir avcı Clark şehrinde iki kadının daha kemiklerini buldu. Bir kurbanın Oregon sınırında Vancouver, Washington'da 2 aydır kayıp olan Carol Valenzuela olduğu belirlendi. Yine ikinci kurban bilinmeyen kalacak ve dosyalara Jane Doe olarak kaydedilecekti. Polis iyimserdi. Kurbanların keşfedilmesinin sonunda onları katile götüreceğinden umutluydu. Ancak adamlarının onlara zaten hile yaptığını, daha güvenli avlanma alanları ve başka avlar aramaya devam ettiğini bilmelerinin hiçbir yolu yoktu. Ted Bundy, Utah'a 2 Ekim 1974'te Nancy Wilcox'un Salt Şehri Gölü'nde kaybolmasıyla geldi. 18 Ekim'de Melissa Smith Midvale'de kayboldu. Tecavüze uğrayan ve dövülen bedeni 9 gün sonra Wasatch Dağları'nda ortaya çıkarılacaktı. Laura Amy, 31 Ekim'de Orem'de bir Cadılar Bayramı partisinden kostümüyle eve yürürken kayıp listesine katıldı. Kasabanın dışındaki ormanlık bir alanda hırpalanmış, tecavüze uğramış cesedi bulunana kadar bir ay geçecekti. Bir adam 8 Kasım'da Salt Şehri Gölü'ndeki bir alışveriş merkezinden çekici Carol DeRonk'u kaçırmaya çalıştı. Ancak Carol DeRonk bileklerine kelepçe takamadan kaçmayı başarmıştı. O akşam Debbie Kent, Weymouth Lisesi'nin konferans salonundan kaçırıldı. Utah'taki yetkililer, Washington'da dahil olmak üzere diğer eyaletlerdeki polisle iletişim açık tuttu. Yerel kayıplar meydana geldiğinde Seattle'dan bir şüpheli olan Ted Bundy'nin Utah'ta okula gittiğini fark etmiş olabilirlerdi. Ancak siyasi olaylara sahip gibi görünen ayık, bakımlı bir hukuk öğrencisi yerine bir deliği arıyorlardı. Yeni yılla birlikte Colorado görünüşe göre kurbanlarını saç stillerine göre seçen yakalanması zor bir katilin avlanma alanları listesine katıldı. Karen Campbell 12 Ocak'ta Snowmass'taki bir kayak kulübesinden kaybolan ilk kişi oldu. Tecavüze uğramış ve hırpalanmış bedeni 17 Şubat'ta bulunacaktı. Julie Cunningham 15 Mart'ta Vail'deki bir meyhaneye giderken kayboldu. Bir ay sonra Melanie Cooley, Netherlands'ta bisikletini sürerken kayboldu. 8 gün sonra ölü bulundu. Kafatası ezilmiş, kotu ayak bileklerine kadar indirilmişti. 1 Temmuz'da Shelley Robertson, Golden'daki kayıp listesine eklendi. Kalıntıları 23 Ağustos'ta Berthound geçidi yakınlarındaki bir maden kuyusuna atılmış olarak bulundu. Son korkunç keşiften bir hafta önce Ted Bundy, hırsızlık şüphesiyle Salt Şehri Gölü'nde tutuklandı.
Düzensiz sürüş polisin dikkatini çekmişti ve arabasının durdurulup incelenmesi sonucu kelepçeler, sopa ve bir çorap maskesi oluşturmak için delikli bir çift külotlu çorap gibi tuhaf şeyler bulunmuştu. Torpido gözünde ise şüpheliği Whale ve Snowmass'te dahil olmak üzere Colorado kayak merkezlerinin bir listesiyle ilişkilendiren benzin makbuzları ve haritalar vardı. Ondan kaçan Carol Derock, Ted Bundy'yi Kasım ayında kendisine saldıran adam olarak tanımladı ve tanıklığı Ted Bundy'yi adam kaçırmaya teşebbüsten mahkum etmek için yeterliydi. Bundy, Ocak 1977'de Snowmass'ta Karen Campbell'ın öldürülmesinden yargılanmak üzere Colorado'ya iade edildi. Zaten hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Bundy'nin daha fazla davaya ayıracak zamanı yoktu. Haziran ayında gözaltından kaçtı ve 8 gün yolda kaldıktan sonra tekrar yakalandı. 30 Aralık'ta tekrar denedi. Avukat istemeyen ve kendini savunmak isteyen Bundy, hazırlanmak için mahkum kütüphanesine gidip çalışırken tuvalet penceresinden kaçtı ve yaklaşık 8 saat sonra fark edildi. Florida, Tallahassee'ye kadar kaçtı. Hali hazırda bir sürü ölümden şüphelenilen Bundy, kendisine başka bir mutlu avlanma alanı sağlamıştı. 15 Ocak 1978'de gece saatlerinde tamamen siyah giyinmiş ve ağır bir tahta sopayla silahlanmış olarak Chi Omega kız öğrenci yurdunu işgal etti. O gitmeden önce iki kadın tecavüze uğramış ve öldürülmüş, bir üçüncüsü de sopayla dövülerek ağır şekilde yaralanmıştı. Bir saat içinde başka bir kurban için birkaç blok ötedeki bir eve girdi ve o kurban da hayatta kaldı. Chi Omega evindeki dedektifler oradaki cesetlerde ısırık izleri keşfettiler ve bu Bundy'nin öldürme anındaki şevkini gösteren korkunç bir kanıttı. 6 Şubat'ta Ted bir minibüs çaldı ve Jacksonville'e gitti. Orada bir kız öğrenciyi kaçırmaya çalışırken görüldü ve başarısız oldu. 3 gün sonra 12 yaşındaki Kimberly Leach yakınlardaki bir okul bahçesinden kayboldu. Nisan ayının ilk haftasında cesedi Suwannee Eyalet Parkı yakınlarında atılmış olarak bulundu. Pensacola'daki polis 15 Şubat'ta Bundy'nin çalıntı plakalarını tespit etti ve yaya olarak kaçmaya çalışırken onu ezerek yakaladı. Bundy teşhis edildikten sonra Chi Omega kurbanları üzerindeki ısırık izleriyle karşılaştırmak için dişlerinin izlenimleri alındı ve kaderi mühürlendi. Temmuz 1979'da iki cinayetten hüküm giydi ve ölüme mahkum edildi. Daha sonra Kimberly Leach davasında üçüncü bir mahkumiyet ve ölüm cezası aldı. 10 yıllık temyiz başvurusunun ardından Bundy nihayet 24 Ocak 1989'da elektrikli sandalyede öldü. Kurbanlarının gerçek sayısı bilinmemekle birlikte 30 cinayeti itiraf etmişti. Home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, two Christian parents who did not drink, they did not. That basically I was a normal person, good friends. I live a normal life, except for this one.